Merhabalar. Ben hoş geldiniz. Yorumları kapatmadan önce İdem hocamla tam nasıl Merhaba. ismini duyduğumu, nasıl tanıştığımı, nasıl bilgim olduğunu sizden aman ay bundan bahsediyordum ki dayanamadı ışık ve telefon tutucu şöyle. Hoş geldin İdemciğim. Merhaba, Sefa hoş getirdin. Ben şu ışığımı ayarlayayım. Ben de az geldi, niye anlamadım. Herhalde daha iyi görünüyor. Evet. Şey ışığın ayarı. Ben de Ramazan'la iftarla böyle yetişme telaşını şey yaptım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim hayatımızı etkileyen bağırsaklarımızın hani herkes bir şeyler söylüyor ve ben de ısrarla hani burnumuzu başkalarının konusunda uzatmayalım diyorum. Çünkü tüm bozulan sistemlerde o sistemin uzmanı mesela akciğerlere dair bir sıkıntı olduğunda ben müdahale etmek durumunda kalıyorum ki bağırsaklarda da sanırım en benim yani benim bildiğim en son uygulamaları, en gelişmiş şeyleri, tedavileri deneyimleyen kişilerden birisin Yes. Evet. sen. Şimdi ben şunu da hemen belirtip başlayayım istiyorum. Didem hocamızın ben ilk hücreye bakmaya, bütüncül fonksiyonel yaklaşıma başladığımda Gayten Nakli tedavilerde kullanılması olayını Didem Karavelioğlu böyle bunun nasıl böyle bir şey mi varmış? Ben bir meslektaşı olarak şaşırmıştım. O yüzden de bunların da daha çok kişiler tarafından bilinmesini çok arzu edip önemsiyorum. Hücreye bakışta ama hani o yenecek bu yenmeyecek de olayın uzmanlık olarak nasıl bağırsaklarımıza bir sahip çıkmak için neler yapalım Didemciğim? Önce istersen bir kendini tanımayanlar varsa diye. Ben Doktor Didem Karavelioğlu, iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanıyım. Son 2013 yılından beri de Gayita nakliyle tesadüfen tanışmam sonrasında ben de bir gün bir makale, aa nasıl oluyormuş, böyle bir şey varmış, aa çok komik falan diye başlayıp ondan sonra bu işin içinde kendimi bulduğum ama tamamen mecbur kalıp da yapıp ondan sonra da neymiş bu kadar fayda etti bu hastaya deyip araştırıp devam ettiğim bir süreç. Fakat daha sonra tabii bunu hem deklare etmekte, çünkü yaptığımız işe bir Türkiye'de bununla ilgili mevzuat yok falan. Böyle artık kendi kongremde yaptığım makaleleri sunduğumda çok değişik tepkiler aldığım bir şey. Ama sonuçta iyileşen hastaların benim bu yolda devam etmeme neden oldu. Sonra da Doktor Mustafa Atasoy, sevgili Doktor Mustafa Atasoy bir gün beni arayıp ya sen çok önemli bir şey yapıyorsun deyip bana destek verdiğinde ve kitabında yazdığımda ve onun sayesinde mikrobiyotanın önemini ben daha sonra SIBO'yu öğrenerek ve şey yaparak öğrendiğimde bu yolda devam ettim. Daha sonra kolon yıkama geldi. Kolon yıkama da çok değişik ve güzel bir yöntem. Aslında bence bağırsağınıza sahip çıkın değil de mikrobiyotanıza sahip çıkınla başlamak lazım. Çünkü bağırsak mikrobiyota ve mikrobiyota bugün bütün hastalıkların sebebi oluyor. Şöyle söyleyeyim. 2000 yılında genom projesi yapıldı bilirsin. Genom projesi dedi ki hastalıklar %20 genlerden kaynaklanıyor ve çok büyük bir şey oldu, şaşkınlık oldu. %80 epigenetik nedenlerden, %20 genetik ve bu epigenetik nedenler araştırılırken mikrobiyota, beslenme, çevresel faktörler, toksinler, şunlar bunlar.
Mikrobiyom projesi ortaya çıktı. 2007-2012 yılları arasında yapılan mikrobiyom projesi sonucunda sonuçlar çok şaşırtıcıydı ve bizim genlerimizden daha fazla mikrobiyomutamızın genlerinin bizim hastalıklarımıza neden olduğu ve bizden daha fazla sayısına sahip oldukları anlaşılınca mikrobiyota konusunda çalışmalar hızlandı. Mikrobiyota işte burnumuzda var, ağzımızda var, idrarımızda var, derimizde var ama en çok da bağırsağımızda var. 39 trilyon bakteri var, arkeler var, virüsler var ve bunlar bizim bağırsağımızla bağırsağımız içinde mi dışında mı çok şüpheli. Bağırsağın içindeler fakat bizim vücudumuzun dışındalar. Arada incecik bir epitel dokusu, hepimizin bildiği sızıntılı bağırsak, leaky gut dediğimiz bozulduğunda onun hemen altında bir lenfoid doku var ve vücudun bağışıklık sisteminin %80'inden sorumlu bir lenfoid doku. Yani bir yerde bakteriler, arada çok incecik saç telimizin 1/1000'i kadar incelikte bir epitel ve gözle göremiyoruz. Ve bunun vücut tarafında da vücudumuzun bağışıklık sisteminin %80'inden sorumlu bir lenfoid doku var. Tabii mikrobiyota sağlıklı olduğunda çok güzel iki komünite arasında çok güzel bir denge var. Ne zaman disbiyoz dediğimiz bağırsak bakterileri bozulduğunda, denge bozulduğunda, kötü bakteriler orada yerleştiğinde bu epitelden toksinler, bakteriler veya antijenler saldırıya geldiğinde oluyor ve bir vücutta kronik enflamasyon, otoimmünite, vücut kendi hücrelerini savaşa hazırlıyor. Ve vücutta bitmeyen bir sorun ortaya çıkıyor. Yani işte egzamalar, alerjiler, tiroid hastalıkları, santral sinir sistemi hastalıkları hepsi buradan. Neden? Çünkü mikrobiyotanın komponentlerinin kendinin bizim metabolizmamızdaki her şeyle ilgili olduğu, kilomuzun kontrolünde, depresyonda olup olmamamızla, bir hastalıklara karşı nasıl bir yanıt vereceğimizle hepsiyle. Hatta östrojenimizin ne kadar aktif olacağına, bizi meme seğe mi, endometriozis mi yapıp normal bir ovülasyon, normal bir östrojenle bizi sağlıklı götüreceğine bakteriler karar veriyor. Nasıl veriyorlar? Bakteri metabolitleri, enzimleri. Bunu ve bu konularla ilgili bakteriler var. Ve bağırsak bakterileri bugün obeziteyle, diyabetle, iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla ilişkilendirilmiş tek tek bakteriler var. Kolon kanseri çok yaygın bir rahatsızlık. Kolon kanseri bakteri tipi belli. O bakterinin fazla olduğunda kolon kanseri görülüyor kişilerde. Yani bağırsakta çok güzel bir çocukluğumuzdan itibaren dengeli bir yaşamda devam ederken disbiyozis dediğimiz bağırsak bakteri içeriğindeki bozukluk her şeyi, bütün hastalıkları oluşmasına neden Davet oluyor. ediyor. Evet, davet ediyor. Hatta işte şüphede kaldığınızda bağırsağı tedavi edin diyorlar. Bunu hangi hastalık olursa, bunu Hipokrat'tan beri söylenen bir şey. Şüphede kaldığında bağırsağı tedavi edin. Bu mikrobiyota bize çok fazla her şeye müdahale ediyor. Bizim lehimize, aleyhimize çalışabiliyor. İyi kötü bakteri bizden ne istiyor? Bizden istediği tek bir şey var. Beni besle. Doğru gıdayla besle. Yani bizim vitaminimizi sentezliyor, hormonlarımızı düzenliyor, ruh halimizi dengeliyor. Ama tek istediği var, beni besle. Ve biz kimi beslersek o çoğalıyor. Yani işin püf noktası bu. Bu yok sızıntılı bağırsak, yok şu yok bu falan, gayıta nakli, kolon yıkama, bunların hepsini bir kenara koyarsak beni lifle besle diyor sağlıklı bakteri. Çünkü tatlıyla, karbonhidratla, işlenmiş gıdayla sadece patojenleri, zararlıları besliyorsunuz. Ve orada bir sistem, bir denge var. O denge bozulduğu zaman siz onu tekrar restore etmek çok zor ama yapılabilir. Bunu neyle yapıyorsunuz? Sadece sağlıklı beslenmeyle. Gayıta nakli ne yapıyor? Şimdi şöyle, biz bir gün her yediğimiz 1 gram yemekle 1 milyondan fazla bakteri alıyoruz ağzımıza. Şimdi 1 milyondan fazla bakteri 1 gramla. Siz bir yemek yerken ne kadar çok bakteriye maruz kaldığınızı düşünürseniz, bunların hepsi geldikleri giderler oluyor aslında. Yerleşemiyorlar ağzınıza. Uygun ortam bulamıyorlar eğer sağlıklıysanız. Ama sağlıklısınız, patojenler yerleşiyor, sağlıklı bakteriler azalıyor. Bunlar bir şekilde elimine olup vücuda yerleşemiyorlar. Ama
Siz sağlıklıyı beslemeye devam ederseniz o ekosistem içerisinde oluyor. Şimdi probiyotik kullanımına da şöyle bir şey yaparsam, siz her gün aldığınız o milyonlarca bakterinin yerine aldığınız o 10 milyonluk probiyotiğin günde bir tane sizin bağırsağınıza geçip orayı iyileştireceğini düşünmek aslında bir zor bir şey. O kadar trilyonlarca bakterinin içinde. Bunun için de süreklilik gerekiyor probiyotikler için. Peki ne yapmak gerekiyor? Yüzyıllardan beri Çinlilerden gelen, hatta geçen de postumda paylaştığım Bergama'da bulunan antik şehirde, orada insanların dışkıyı ilaç olarak kullandıkları delilleri var. İlaç kapları bulunmuş ve onların içerisinde dışkı bulunmuş. Çok enteresan. Ve bozulmasın diye de kekik koymuşlar. Kekik çok güçlü bir koruyucudur aslında. Hem antiviral, antiparaziter, antibakteriyel. Onlar bozulmasın diye kekikle tuttukları şeyler bulunmuş. Ve Çin'de sarı hummayı, işte ne bileyim tifo ateşini, enfeksiyonları Manga gaytasıyla tedavi ettikleri. Çünkü probiyotikler tek tek, ama insan gaytasında bir ekosistem, siz hastaya bunu veriyorsunuz. Bunu verdiğiniz ne oluyor? Benim hep söylediğimde evet, büyük oranda iyi bakterileri, dost bakterileri veriyorsunuz ve burada ilk başta anlattığım insan vücuduyla arasındaki o epitel, iyi bakteriler olduğu zaman, antijen uyarısı olmadığı zaman toparlanmaya başlıyor, düzeliyor ve kendi vücudumuz savunma hücrelerini geri çekiyor. Geri çekince savaş bitiyor. Amaç savaşı sonlandırmak, popülasyonu değiştirmek. Gayıta naklinde de böyle aslında. Şimdi her hastalıkta iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla ben başladım bunu. Daha sonra diğer gruplarda yaptık. Yayınlar gösteriyor ki iltihaplı bağırsak hastalıkları, Crohn, ülseratif kolit, bağırsak mikrobiyotası çok bozuk. Sağlıklı bir insandan çok farklı. Ve siz bunu bir probiyotikle yapamıyorsunuz. Evet, sağlıklı beslenerek, doğru bakterileri besleyerek bunu uzun dönemde yapabilirsiniz, ama gayet bu işi kısa sürede, zamanda halledebiliyor. Ve eğer ki bu bakterilere iyi bakmazsanız, yine toksinlere maruz kalıp kötü beslenip stres altında olursanız, stres çok önemli, çünkü siz stresle o bağırsakta ince bir duvar var dedim ya, bakterilerle vücut arasında. Oraya salgısal immünoglobulin A her gün 4 gram salar vücut ve orayı böyle bir koruma kalkanı gibi yapar. Ama stres olduğu zaman o salgısal immünoglobulin A artık olmayacağı için o epitel her türlü antijene, her türlü toksine maruz hale geliyor ve bir süre sonra işte o sızıntılı bağırsak dediğimiz hale geliyor. Stresinizi kontrol edemezseniz, eğer sağlıklı beslenmezseniz, eğer gereksiz yere antibiyotik kullanırsanız. Yani burada da antibiyotik kullanımına ben vurgu yapmak istiyorum. Antibiyotikler çok önemliler. Biliyorsun sen de Tabii. bir göğüs cerrahı olarak enfeksiyonlarda bizim hani insan ölümlerinin, özellikle penisilin icadından sonra pek çok insan ölümünün önüne geçmiş şeyler. Fakat o kadar gereksiz ve o kadar yersiz kullanıldı ki, hem direnç kazanıldı hem de bir antibiyotiğin bizim bağırsağımızda 6 ay 1 sene süren mikrobiyota bozukluğuna, disbiyoz neden olduğunu artık biliyoruz. Ve bunu tekrar resetlemek çok zor. O yüzden çok dikkatli antibiyotik kullanmak lazım. Bunları yaptığımız zaman, yani siz antibiyotik kullanır, kötü beslenir, stresinizi kontrol altına alamazsanız, o bizim verdiğimiz flora nakledildiğinde tekrar sizin bozuk floranın haline gelebiliyor. Yani o gayet nakli aslında beslenmenin, uzun dönem lifli ve sağlıklı beslenmenin yerine size yardımcı olacak baston bir tedavi aslında. Fakat sonrasında desteklenmesi gerekiyor. Ben hep hastalarıma bir tarlaya bir ürün ekmek gibi derim. Eğer o ürüne iyi bakmazsanız o sonra dağılıp gidiyor. Gayet nakli de böyle şey. Şimdi bu amaç disbiyozis var. Bağırsak bakteri dengesi bozuldu. Sızıntılı bağırsak var. Vücut alarme ve bir sürü otoimmün hastalığınız, yani bu ülseratif kolit, iltihaplı bağırsak hastalığı olmak zorunda değil. Sizin Parkinson'unuz da bundan olabiliyor. Çünkü Parkinson'la ilgili bakteriler tanımlandı. Sizin otizminiz de bundan olabiliyor. Veya işte otoimmün hepatitiniz veya tiroidiniz veya egzamanız, alerjiniz, bunlar Alerjik. hep biz aslında. Astımda da yani belki o patojenler bağırsak kaynaklı da olabiliyor. Şimdi şöyle bir çalışma yapılmış Rüyacığım. Bebeklerde
annelerden şey yapan, mamayla beslenen bebeklerde hangisinin alerjiye maruz kalacağını, hangisinin kalmayacağını bebek bezlerini araştırarak, oradaki mikrobiyotaya bakarak bakmışlar. Ve bebek bezinde alerjiye, astıma neden olacak bakterileri görülürse bu çocuk ileride astım hastası olacak deniyor ve gerçekten o çocuklarda astım alerji belirtileri oluyor. Bakın, dışkıdan astım tanısı konuyor artık, bu çalışmalar var. Ve çok enteresan bir şey. Şimdi deneyler Gaita naklinin ve Gaita'nın, mikrobiyotanın ne kadar önemli olduğunu gösteren deneyler var. Bunlar gerlerde yapıyor. Gerperi ne demek? Steril bir ortamda bağırsak mikrobiyotası tamamen ortadan kalkmış sipariye ve sıçanlara. Siz bu bebeklerin, alerji bebeğin Gaita'sını verdiğinde o sıçana, o çanda alerji oluyor. Keza yine tamamen bakterisiz hale getirilmiş, steril bir ortamda tutulan sıçana siz şişman birinin bakterilerini verdiğinizde o fare kilo alıyor. Çok enteresan ve bu yayınlar var. Depresyondaki bir kişinin dışkısı verildiğinde fare depresyona giriyor. Fareye labirent testleri yapılıyor. Fare oradan çıkmak istemiyor, ölmek istiyor. Bunların hepsi germ fili farelerde yapılan deneyler. O yüzden bu mikrobiyota çok çok önemli. Bu da ilk defa şöyle tanındı. Clostridium difficile nedeniyle dünyada Gaita nakli yapılıyor. Clostridium difficile bir bakteri. Normalde bağırsağımızda var. Ama sağlıklı bakteriler çok fazla olduğu için o yaşayacak alan bulamıyor, kolonize olamıyor. Fakat siz bir antibiyotik kullandığınızda veya bir enfeksiyon geçirdiğinizde Clostridium difficile dominant hale geliyor ve kronik ishaller, kilo kaybı, ateş bu tür rahatsızlıklara yol açıyor. Ve bunun tedavisinde daha çok antibiyotik kullanıyorsunuz. Metronidazolle ve vankomisinle tedavi ediliyor. Fakat nüksler oluyor. Çünkü o bakteriyi öldürmek için. Nüksler oluyor. Nükslerde de Gaita nakli. Bu 2013 yılında Hollanda'da yapılan çalışmada iki gruba ayırıyorlar Clostridium difficile. Bir gruba vankomisin antibiyotiği ile Clostridium difficile enfeksiyonu, bir gruba da Gaita nakliyle tedavi etmeye çalışıyorlar. Gaita naklinde iyi bakterileri ortamıyla beraber verdiğinizde çok kısa sürede %90'ın üzerinde remisyona giriyor ve çalışma erken sonlandırılıyor. O makaleyi ben okuduktan sonra zaten bu neymiş, nasıl bir tedavi diye başlamıştım. Clostridium difficile enfeksiyonda çok etkili bir şey ve bütün dünyada da, Amerika'da, Avrupa'da yer bulmuş bir tedavi şekli. Ama diğer alanlarda çok fazla yayın olmasına rağmen, ki ben bu işe başladığımda yayın bulmakta zorlanıyordum. Ama 2013'ten sonra büyük bir hızla arttı. Şu anda otizmde ve Parkinson'da, obezitede, diyabette, metabolik hastalıklarda çok fazla sayıda yayın var. Fakat klasik uygulamaya henüz geçmedi. Gözü kara doktorlar tarafından, ağzı sıkı hastaneler tarafından uygulanan bazı ülkelerde bir tedavi yöntemi bu açıkçası. Ya büyük bir ışık gibisin yani. Valla iyi ki varsın. Evet. Yani dünya düzeyinde bence ülkenin çok önemli bir açığını ileri götürüyorsun tedavilerinle. Gerçekten duygulanıyorum ben böyle şeylerde. Hani Ülkemizde henüz bu konuda bir mevzuat yok. Bu mevzuat olmadığı için de bu işi ben Gata'dan Ahmet Hoca devam ettiriyoruz. Ama yapan arkadaşlarımız da var. Burada donör seçimi çok önemli. Dünyada artık bakın şeyler oluştu. Donör bankaları var. Norveç bugün Afrika'dan Gaita topluyor. Şimdi Batı tipi beslenmeyle florası tamamen bozuldu Avrupa'nın, Amerika'nın, Kanada'nın. tabii. Ama Afrika'da hala çok sağlıklı bakterilere olan kişiler. Çünkü onlar doğal besleniyorlar. Tek fark bu. Yani biz neden hastalandık? Batı toplumu neden hastalandı? Biz neden genç yaşta ülseratif kolit, egzama, alerji, astım görüyoruz? Çünkü biz Batı ilaçlarla, toksinlerle, pestisitlerle, antibiyotiklerle hasta edildik. Artı fast foodlarla, Teknoloji, Wi-Fi'ler. artı
raf ömrü uzasın diye ışıl işlem gören fermen bilmem neler yapılan raf ömrü uzasın diye paketli gıdaları yiye yiye bizim mikrobiyotamız bozuldu. Çünkü dedim ya mikrobiyotamızın bizden bir şey var. Beni besle. Doğru Ama besinle besle. sağlıklı, temiz besle. Çünkü eğer siz şeker ve rafine şey gıdalarla beslerseniz patojeni besliyorsunuz. Mantarı besliyorsun. Şey gibi aslında ülkenin hani düşman ve ne bileyim terörist ve polisleri var ve sen sürekli teröristleri beslemiş oluyorsun. Ondan sonra neden ele geçirdi, sömürge oldum diye Aynen bakıyorsun. öyle, aynen öyle. Ve bunlar çok akıllı yaratıklar Rüya. Çok enteresan bir çalışma yapılmış. Bazı kişiler çikolatayı çok sever. Bazı kişiler hiç sevmez. Siz sevmiyorsunuz aslında. Bakterilerini seviyor. O kişilerin intiharlarında bakteri metabolitleri, o kadar değişik bakteri metabolitleri bulunmuş ki ve çikolatayı sevenlerin aynı metabolitler. Yani aslında biz biraz direnip onları beslememeye devam edersek bir daha çikolata sevmiyor olacağız. Çünkü bizi Çok yediren güzel ya. Michael Buskovich diye bir gastroenterolog var. Lifli Beslen diye bir kitabı var. O diyor ki biz aslında diyor bizim içimizdekiler tarafından yemeye zorlanan zombiler miyiz? Ya benim canım istemiyor olabilir ama içimdeki beni yönetiyor. Yani tatlıya yönetiyor, makarnaya yönetiyor, pizzaya yönlendiriyor. Eğer siz bunları yemekten vazgeçerseniz bunları isteyen bakteri ve mikroorganizma grubunu azaltacağınız için siz zaten lifli ve sağlıklı yemeye devam edeceksiniz ve sağlıklı olacaksınız. Yani çok enteresan. Bize zombiler olabilir miyiz biz acaba diyor. İçimizdeki bir şeyi bakteriler bize ne yememizi söylüyor, ne istiyor diye. Bu çikolata deneyi de çok enteresan. O bir yayın. Komşum çikolata düşkün de şimdi o geldi. Şimdi yarın ona söyleyeceğim. Ya kesin. Bakterilerine dikkat et diye. Bakterileri istiyor. Yani o yüzden ağzınızdan giren her lokmanın kimi beslediğini içimizde, mayayı mı, mantarı mı, patojeni mi, zararlı bakteriyi mi beslediğini düşünerek yemek yersek, o Evet, çok farkında yemek. farkında yemek yemek. Yani ben bununla kimi besliyorum? Sağlıklıyı besliyorsam sağlıklı yemeye de ve bir süre sonra zaten onlar arttığında hani bazı insanlar vardır ne tatlı arar ne çikolata arar ne bir şey arar ama bazıları sürekli bunları yemek ister. Yayınlar bunu gösteriyor. Diyor ki siz yemiyor istemiyorsunuz bunu içinizde ister. Evet. Harika valla. Şey, ben de zaten mesela geleceğin artık hani nasıl eskiden bir yani bizim tıp fakültesinden çıktığımızda o şu antibiyotik bulundu bunlara etkili falan olayı gibi artık gelecekte sadece mikrobiyomlar suçları Devam. hani şu hastalıkta şunlar şeklinde şimdi zaten başladı ama yani çok az bir kesim kısmın tarafından bilinen tedaviler, Evet. hani özellikle ilgilenmiyorsa belki de bilmiyor ama daha çok hekim ve eğitimlerce öğrenileceğini düşünüyorum. Yani eskiden çözümsüz gibi bir şeydi Crohn. Hani gayet nakli böyle futuristik filmlerde olur aa falan gibi bir şeydi ama Antalya'da yani yapılıyor ve tedaviyle rahatlayan bir sürü hastaların var. Evet. Bu şekilde gelişecek. Peki en son benim son paylaşımlarında gördüğüm kolon hidroterapi. Hani kolon evet kalın bağırsağın uç kısmı, ince bağırsaktan sonraki kısmı da hidroterapi suyla yıkama ne durumlarda yapıyorsunuz? Hangi hastalarda? Zaten her hasta bireysel değerlendiriliyor ama işlemle ne kazandırıyorsunuz? Ne sağlıyorsunuz? Kronik kabızlık, gaz, şişkinlik ve bu özellikle bağırsaktaki toksinlerin birikmesiyle alakalı durumlarda bazen ne yaparsanız yapın, mesela mikrobiyotayı bile değiştirseniz kabızlık bir motilite problemi olduğu zaman çözülebilir. Orada kolon hidroterapi yine dünyada sadece kolonoskopi öncesi Amerika'da FDA'nin onayladığı onaylı kullanımı sadece bağırsak yıkamayı kolonoskopi öncesi bağırsağı yıkayıp hastayı kolonoskopi tedavisini almak amacıyla kullanılıyor. Bu onaylı kısmı. Ama doğuda
Uzak Ayurveda Doğu'da da ben şimdi onu soracağım, ben diyecektim. çok etkili bir tedavi yöntemi. Ben de bunu Kanada'dan almıştım cihazı ve Kanadalı bir kolon hidroterapisti buraya davet edip bir hafta onun eğitimini aldık. Aldığımız şirketle beraber. Ve Vancouver'da 30 yıldır kolon hidroterapi yapıyormuş ve bana söylediği ben tektim. Fakat son 10 yılda şu anda sayamayacağım kadar çok kolon hidroterapist var. Neden? Çünkü insanlar bundan faydalanıyor. Kolon hidroterapi şu: 45 dakika boyunca 38 derecede ısıtılmış bir suyu bağırsağınıza belli basınçta, fazla basınç değil, verebileceğiniz belli, veriyorsunuz ve bağırsağa o sıvıyı atma. Yani 24 saatte bir hareket eden bağırsağa, itici hareketi olan bağırsağı siz daha çabuk çalışmaya sevk etmeye çalışıyorsunuz. Bir faydası bu, motor fonksiyonunu. Tembel Çünkü gerçekten arkadaşını çalışkan arkadaş çekip spora pilates, götürüyor gibi. bağırsak pilatesi yapmak gibi bir şey açıkçası. Ve bunu birkaç seans yapmak gerekiyor. Kabızlıkta zor. Ama onun dışında detoksifikasyon amacıyla çok faydası gösterilmiş. Özellikle bağırsak mukozasında biriken toksinleri, bakterileri atıyor ve çünkü siz yıkayarak 45 dakika boyunca bir devinimle o bağırsağı temizliyorsunuz. Ve bir sonrasında probiyotik lavmanları yapıyoruz. Yani bağırsağa bol miktarda probiyotik veriyoruz. Vermek gerekiyor mu? Hayır. Bir soru var. Siz bunları yıkayarak iyi bakterileri de götürüyorsunuz. Trilyonlarca bakterinin olduğu, virüsün, mantarın, şunun bunun olduğu normal ekosisteminde bir yerde isteseniz de bunu yapamazsınız. Kaldı ki probiyotikle devam etmek. Artı bazı toksin bağlayıcılar kullanmak tedavi sonrasında çok işe yarıyor. Pet detoks yöntemi olarak kullanılabileceği gibi kronik kabızlık. Ben şahsen 2017 yılında 3 seans kendime yaptırdım. Gaz ve şişkinlik şikayetim vardı. Şu anda ihtiyacın var mı? Yok. Tabii sağlıklı beslenmeye de devam ettiğim için çok önemli. Çok gerek görmüyorum ama bunu hiç gerek olmasa da bütün detokslarda içine konuyor. Çünkü Rusların, Uzak Doğu'nun kaçın şey bir tedavisi. Tıbbi olarak bir kanıtı kolon hidroterapinin vardır diyemem. Ama vaka bazında, yani şöyle size bir pozitif bir kanıt, bir yayın, bir şey sunamam bu oluyor diye. Ama tek klasik tıbbın kabul ettiği kolonoskopi öncesi bağırsak temizliği. Ama normalde işte ayurvedik tıpta artı alternatif tıpta çok fazla yeri olan bir tedavi şekli. Ya Suyla zaten şey, bütüncül bakışta da pek çok sistemin bozulmasında, nöroinflamasyondan hani beyinden başladığın akciğer, bağırsak hepsinde inflamasyon tabanlı olduğu için inflamasyonun da çözülmesinde, seyreltilmesinde de etkisi olacaktır diye düşünüyorum. mutlaka. Ya bir de bizim toplumumuz kabızlığını bilmiyor. Yani kabızlık normal bir durummuş gibi algılıyor. Aslında kabızlık bir hastalık. Yani Evet. şey gibi, evin giderinin tıkanması ve evde koku yapması gibi, dışkıların hani yığılıp kalması gibi bir şey aslında vücudumuzda ve bütün toksin, faz 3 olayın hani karaciğer detoksunun tıkanması aslında, ama bunu tabii idrak etmek gerekiyor. Evet. Bütün o kronik kabızlığın sonrasında otoimmün hastalıklar bekliyor aslında. Yani sorduğunuzda bir ankilozan spondilite, benim uzun yıllardır kabızlığım vardı. Bir Parkinson hastasına uzun yıllardır kabızlığı. Aynı şekilde kronik ishalde de yapılabilir bu mutlaka. Kronik ishalde. Yani bunlar genellikle mikrobiyota bozukluğunda olan ya sebep ya sonuçlar zaten. Mikrobiyota bozuk, burada mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Gayıta nakli, tabii bakterileri çok net tanımıyoruz ama herkese gayıta nakli yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Yani sizin egzamanız var, siz gayıta nakli, ben gayıta nakli olmak istiyorum. Böyle bir şey yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü inflamatuar bağırsak hastalıklarında çok fazla yayın var disbiyozisle alakalı. Ama diğerlerinde her ne kadar bu artık bebek bezine kadar olan çalışmalar, kolon kanserinde
bakteriyi tanımlasa da, diyabette belli bakteriler bozuk dese de, bunun için bir mikrobiyom analizi istiyoruz aslında. Yani sizin disbiyoz oranınız ne? Eğer çok şiddetli bir disbiyoz yoksa siz bunu beslenmeyle düzeltebilirsiniz, doğru beslenmeyle. Beyin nakli için ben onu özellikle söylüyorum. Mikrobiyom analizini mutlaka bir görmek gerekiyor. Bir disbiyoz oranına bir bakmak gerekiyor. Ondan sonra belki oturup bundan fayda görüp görmeyeceğine karar vermek gerekiyor. Ne kadar mesela mikrobiyom analizine ne kadar süredir devam eden şikayetleri varsa mikrobiyom analizi gerekli ya da semptomların ağırlığına göre mi karar veriyorsunuz? Aslında Şöyle neye göre? mikrobiyom analizi yapmaya gerek yok. Fakat gayıta nakli istiyorum dediği zaman elimizde Anladım. olması için. Yoksa alerjim var. Zaten var. Zaten senin mikrobiyotan bozuk belli ki. Senin sızıntılı bağırsağın var. Senin epitelin zaten delik deşik olmuş. Senin immün sistemin zaten alarmı. O yüzden mikrobiyotayı düzelteceğiz önce. Yani orayı düzelttikten sonra hastalık zaten geri çekilecek, sakinleyecek, yatışacak. Ama bu arada eğer başaramıyorsan diyetle, evet, o zaman gayıtan yapılabilir. Fakat aynı şeyleri yaparsan başa dönersin. Onu da ilk başta anlattığım gibi. Yani mutlaka önce doğru beslenmeyle, sağlıklı beslenmeyle mikrobiyotayı düzeltmek gerekiyor. Doğru probiyotiklerle belki uzun süre. Tabii yani bir müddet siz gayet naklini tedariği olduğunuz zaman yine kötü beslenme, şekerli beslenme ki aslında gayet mikrobiyom ve bağırsak düzeni nakille değiştikten sonra içeriden bakterilerimizin istediklerini yediğimiz için zaten o istek de azalacaktır ama bizim de birazcık farkındalıklı bir gayret de göstermemiz yine koruyucu süreci başlatmak için illaki lazım. Şöyle, nakdinden sonra yapılan çalışmalarda bir hafta, 15 gün, bir ay ki çalışmalarda kolonizasyona bakılıyor ve bir yıl sonra bile hala donörün mikrobiyotasına benzer bir mikrobiyotaya sahip olduğu aslında görülüyor. Fakat dediğim gibi, yani bu arada kullanılan bir antibiyotik, geçirilen bir ağır stres veya bir enfeksiyon tekrar başa dönmesine neden olabiliyor. Ama o mikrobiyotayı korumaya devam ederseniz, bunları yapmaz, sağlıklı beslenirseniz o mikrobiyota bir Tabii seans tabii. gayıta nakliyle bile çok uzun süreler sizi şey yapabilir. Benim ilk vakamda 2013 yılında ülseratif kolit hastasında bağırsağını ameliyat ettirecektik. Artık tedaviye kesinlikle hiçbir yanıt yok. Çaresiz kaldık, ne yapalım diye. Okuduğum makale aklıma geldi ve biz o hastaya yaptığımızda 4 seans 2 seans yaptım. 2 ay sonra bir daha çağırıp 2 seans daha yaptım. Çünkü yayınlar ilk bağırsak için onu diyordu. Ve hastamız 2013-23 10 senesini doldurdu ve bağırsağıyla beraber yaşıyor şu anda hala. Tekrar nakile de ihtiyaç duymadı açıkçası. Sadece kendi ülseratif kolitin antiinflamatuar meselesin ilacıyla hayatını devam ettiriyor ki bu mucize gibi bir şey. O yüzden hani bir yerde kolektomi, bağırsak ameliyatı, bir tarafta da gayıta nakliyle düzelen bir tablo. Muhteşem bir şey. Yani insanın organından olması. Şimdi mesela gastrik cerrahiler yapılıyor kilo vermek için mide küçültülüyor. Ama bir sürü midenin o bölümünden emilim yapan dokular da çıkarılmış oluyor. Otomatikman hastada gelişecek. Hani ben yiyeyim midemi çıkarsın. Sen aynı şekilde yiyip aynı mikrobiyomunla kötü besleyerek yine kötüleri beslemeye devam ederek tekrar deforme ve sıkıntılı sonuçlar kazanması çok daha normal yani beklenen bir şey. O yüzden herhalde birazcık mikrobiyomuna evet sahip çıkması her insanın neyi beslediğine dikkat etmesi daha önemli. Şimdi şu da var, obeziteye konu gelmişken tabii ki mecbur kalındığında bu tür ameliyatlar yapılıyor ama o konuda da bir sıkıntılı durum var. Gerçekten hem vitamin mineral absorpsiyon azaldığı gibi bu hastalarda SIBO, SIBO sonrası disbiyoz çok sık görülen durumlar.
obeziteden de mikrobiyotamız sorumlu aslında. Hani bazı kişiler derler ne yesem yarıyor veya her türlü hiçbir şey yemiyorum yine kilo alıyorum. Ben Duyacağım. eski klasik bir hekim olarak ben buna derdim ki ya yalan söylüyorsun veya da kendini kandırıyorsun. Mutlaka yiyorsun. Çünkü bu bir kalori girdi çıktı işi işte. Fazla kalori yakmıyorsun falan diye. Ama bu da artık şey oldu. Çünkü Çöktü. var ki çöktü. Sen aynı gıdayı yediğimizde ben ondan bir kalori alıyorsam senin bakterin ondan 5 kalori alma neden olabiliyor. Yani disbiyozin varsa obezite ile ilgili özellikle mikrobiyota çalışmaları o kadar arttı ki belli tip ile arttığında aynı gıdadan çok daha farklı yani çok da haksız değiller ne yese yarıyorlar. Ben bir kalori sen 5 kalori alabiliyorsun. Onların mikropları daha kilo aldırır vasıfta özellikle. Şey gibi aslında hani bahçede çalışan bahçıvanın var, 5 bahçıvanın var. Bir tanesi tembel oturuyor, hiçbir şeye bakmıyor ama bir tanesi bütün bahçenin işini yapıyor. Aynı aslında vücudumuzdaki mikropların belki dostlarımızdaki yakınlık ve hani beklentilerimizi karşılamasıyla onun gibi. Kimi çok candan, kimi daha cool. Bir mikrobiyom cumhuriyetinin cumhurbaşkanıyız ve ağrı kesici gibi ya bana olsun bir antibiyotik yaz bulunsun hani bir analjezik antipiretik gibi antibiyotik kullanılırsa o zaman dost bakterileri de bayağı bir azaltmış Tabii. oluyoruz. Bu da çok tehlikeli bir durum yaratıyor yani. Tabii kullanılan antibiyotiklerin bağırsakta tekrar mikrobiyotayı düzeltme şansımız çok zor. 6 ay gibi bir süre alabiliyor ve bu dönemde de mutlaka probiyotiklerin gerçekten dünyada da kullanımı ile ilgili tek kanıta dayalı tıpta gerçekten probiyotiklerden fayda görünen ve önerilen durumların başında antibiyotik kullanımı geliyor. O yüzden antibiyotiği probiyotik kullanmadan antibiyotik sürecini geçmemek gerekiyor. Hatta antibiyotik süresince değil en az 12 hafta o probiyotiklere devam etmek gerekiyor. Laktobasil, bifidobakteri veya toprak grubu probiyotikleri mutlaka kullanmak gerekiyor. Ve bunları da tabii devlet ödemediği için takip eden dinleyenlerin içinde eğer mecbur şu süreçte antibiyotik tedavisi alan kişiler varsa dost bakterilerce kendilerini zenginleştirme yönüne ücretli eczaneden tedarik ederek tabii ki buradan isim şey söyleyemeyiz ama zenginleştirmeleri çok büyük fayda Evet. sağlayacaktır. Çok önemli. Çölyak ve tiroid hastalığı gayta nakliyle iyileşir mi diye bir soru. Sorulara bakayım dedim Didemciğim. Soru Olur, cevap. var. Tiroid ve çölyak. Şimdi tiroid Gayta hangi tiroid hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Tiroid hastalıkları ile ilgili ama sonuçta otoimmün eğer sizin antikorlarınız yüksekse bu da bir otoimmün hastalık. İlla mikrobiyotadan mı kaynaklanacak? Büyük olasılıkla yani anlattığımız mekanizma baştan beri otoimmün hastalık olduğu için mikrobiyotanızı düzeltmeniz sizin o otoimmünitenizi düzeltmenize fayda sağlayacaktır. Bu hiçbir zaman direkt gayıtanak önermiyorum ama doğru probiyotikler artı doğru beslenmeyle bunu mutlaka o sızıntılı bağırsağı toparlamak mümkün. Onun dışında çölyak hastalığı ayrı bir antite. Şimdi çölyak hastalığı gluten toksisitedir, zehirdir gluten o kişiler için. Toplumda %1 oranında var. Aslında %35 deniyor latent çölyak. Ama yüzde gerçek çölyak hastası vardır. Şimdi genetik olarak bu şey evet varsa yatkınlık ve gliadin size toksik etki yapıyorsa bu aslında mikrobiyota düzen şeyiyle düzelmez diyebiliyoruz. Fakat son zamanlarda üçüncü koşulun disbiyozis yani bağırsak mikrobiyota bozukluğu olabileceğine hastalığın her ne kadar ilk en başta dedim ya genom projesinde genlerimiz hastalıkların sadece %20'sinden sorumlu, %80'i epigenetik diye burada çölyak hastalığı için onu düşünebiliriz. Evet, bir genetik yatkınlığınız var. Evet, bir gliadin size toksik geliyor. Bunu değiştirmek zor ama
Yayınlar diyor ki mikrobiyota değişiklikleri hastalığın, yani o epigenetik, genetik burada %20, o %80'lik epigenetik buna yardımcı oluyor, bunu manifest hale getiriyor. Ama bununla ilgili yayın çok az. Gayıta nakli ile ilgili çölyak hastalığında bir düzelme olup olmayacağı ile ilgili elimizde kanıt çok az. Ben de açıkçası çok olası görmüyorum. Bir taraftan deneyim diyorum. Bir taraftan ki otizmde benim denemem öyle olmuştu. İlk vakamız 2017 yılında. Çok ısrarlara ve yayınlar çok yeni yeni yapılıyordu. Ve şöyle bir çıktı. Rektal lağmanlarla iyileştiren çocuklar, gayıta lağmanlarıyla. İngiltere'de gayıta nakli Taymont Klinik'te lağman şeklinde yapılıyor. Gidiyorsunuz 10 gün size rektal gayıta lağmanları yapılıyor. Ve lağmanı ve gayıta lağmanlarıyla iyileştirilen otizmli çocuklarla ilgili semptomları en azından tamamen çıkmasa bile daha kolay iletişim kurulan, daha sakinleştirilen çocuklar yayınlarda olduğu için biz de böyle bir hasta çok ısrar edince onun çocuğunu da denedik çok gizli olarak. Ama biz bir süre sonra çok güzel sonuç elde edilince işte fısıltı gazetesi gibi ondan ona, ondan ona. Yani şimdi orada bir genetik şey ispat yok. Ama çölyakta gerçekten bir gliadin toksitesi var ve %1 de olsa bir genetik bozukluk var. Mikrobiyotayla düzelmesine ben çok sıcak bakmıyorum çölyak hastalığı için. Anladım, anladım. Tiroitteki nodül olarak sormuşlar ama nodülde yani Farklı der. tüm sistemlerin çalışmasına dair bir şey. Mesela sadece trifilo çalışarak tiroid nodülünün kontrolde kaybolduğunu söyleyen takipçim oldu. Hani bunlar bunu mutlak yapıyordur diyemem ama o kişi bunu deneyimledi. Tek yaşamındaki farklı şey trifiloydu. Hani herhalde deneyimle netleşecek şeyler. Olabilir ama tiroid nodülleri ile ilgili ben bir çalışmada bilmiyorum hani faydası. Otoimmün tiroid hastalıkları evet olabilir. Mekanizma çünkü aynı. Ama nodül eğer otoimmün üzerinde bir nodüler guatr varsa evet olabilir. Orada bir şey gördüm. Sağlık doğru Doğru. beslenme nasıl olur? Ha, evet. Aslında onu anlatıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Mutlaka lifli gıdalar. Mümkün olduğunca pestisit yani kimyasallardan arındırılmış gıdalar, temiz gıdalar, paketli gıdalar yemeyeceğiz. Beyaz undan uzak kalacağız. Yani biz ata tohumundan bulabilirsek kara buğday, siyez, sorgun unu ve bunlardan besleneceğiz. Yani hazır gıdalar asla yemeyeceğiz. Karbonhidrattan mümkün olduğunca uzak kalacağız. Meyve şekerinden de meyveleri de aslında biraz kısıtlamak lazım ama Sınırlı. özellikle bitkisel ağırlıklı, sebze ağırlıklı beslenmek ana şeyiniz olmalı. Evet. Doğru lifli beslenmek. Yani bu lif işte kinoada da var, bu lif işte keten tohumunda da var veya işte kara buğdayda da var. Ama beyaz unda yok. Beyaz unda endüstriyel bir ürün beyaz un. Yani şimdi eskiden herkes bunu yiyordu. Evet yiyordu ama bizim o zaman ata tohumundan unlarımız yapılıyordu. O zaman GDO yoktu bizim mısırımızda. O yüzden eski veri bulabilirsek, kendimiz yetiştirebiliyorsak, sağlıklı organik o buğdayla beslenmeyen tavuk, gezen tavuk yiyebiliyorsak, onun yumurtasını yiyebiliyorsak ama doğru beslenmenin içinde işte 3 haftada büyütülmüş tavukları yemek yok. Hormon almış hayvanların etlerini yemek yok doğru Ya da beslenmede. şimdi mesela salatada domates salatalık salatası var. Yani bu mevsimde domates salatalık patlıcan yok. Evet. Bunları mevsiminde yemek ve bol lifli tüketmek ve bütün raf ömrü uzatılmış gofretler, çikolatalar bunlardan uzak kalmak gerekiyor. Bir iki sorumuz daha var. Doktorun yaptığı testte mide çok geç boşaldığını söylemiş Mehmet Tural. Mide tembelliği ile
mide tembelliğine önerebileceğin bir öneri var mı diye soruyor. Yavaş boşalıyormuş. Gastroparezi dediğimiz olay ayrı bir şeydir ama genellikle midenin geç boşalmasının sebebi ince bağırsakta eğer gaz, şişkinlik, geğirme şikayeti varsa midenin ince bağırsaklar tarafından gas back pressure dediğimiz şeyle yavaşlaması, daha az, daha yavaş sindirmesi. Yoksa gastroparezi çocukluktan beri problem yaratan bir şeydir. Kullandığı ilaçlar da bunu etkiliyor olabilir. Bilmiyorum şimdi buradan söylemek. Fakat kullanabileceği prokinetik dediğimiz mide ve bağırsağın ileriye doğru çalışmasını sağlayan ilaçlar var. Peki doktoruyla konuşup bunlardan faydalanabilir. Mide asiti kullanabilir veya eğer endoskopi oldu sakıncası yoksa sindirim enzimi kullanabilir. Prokinetik ajanları kullanabilir. Ama en önemlisi de sebep eğer bağırsakta bir bakteri aşırı çoğalması ve gaz oluşumuna bağlı mide boşalması gecikiyorsa ki bunu sık görüyoruz son zamanlarda. O zaman onun tedavisi yapılması. Aslında orada problem midede değil, ileride ince bağırsakta oluyor. İnce bağırsağı tedavi ettiğinizde mide patlıyor. Şeyde tiroid iltihabıyla kabızlık ilişkisi var mı diye sormuş bir takipçimiz. Tiroid iltihabı şöyle, tiroiditler ayrılır aslında. Hani viral tiroidit mi yoksa otoimmün tiroidit mi? Tiroid iltihabı derken neyi kastediyor? Orada tiroidit sırasında eğer viral tiroidit, subakut tiroidit ve kronik tiroidit olarak ayrılırlar. Akut hızlı yeni bir sebepten olan subakut bir otoimmünitenin de etkili olduğu kortizonların kullanıldığı şey. Kronik tiroidit de zaten Hashimoto'da bir anlamda görülüyor. Bunlarda eğer tiroid fonksiyonları bozuksa kabızlık olabilir ama diğer yandan mikrobiyotanız bozuksa zaten kabızlığınız vardır. O kabızlık sonucu sızıntılı bağırsak sonucu otoimmüniteye bağlı zaten kronik baştan beri anlattığım olay o şekilde gelişmiş olabilir. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan genellikle kabızlığa bağlı bir şey olmuş olabilir. Ama hipotiroidi varsa eğer tiroid hormonu ST3'ü çalışmıyorsa T4'de o zaman büyük bir olasılıkla onun tiroid fonksiyonuna bağlı bir kabızlık da yaşıyor olabilir. Bir de birkaç kişi sordu yine bu hani fermente gıdalarla ilgili. Hem hani mikrobiyomu yerine koymak için probiyotik mahiyetinde işte elma Çok önemli. sirkesi, Bunu söylemeyi unuttum. kefir. Şimdi biz buzdolabının icadından sonra Evet. hastalandık aslında. Yani buzdolabının Batı toplumunda buzdolabı olmadan önce eskiler fermente ederek gıdaları saklarlardı ki bu çok sağlıklı olanıydı. Turşular, yoğurt, kefir bunlar çok sağlıklı gıdalar aslında. Bunların çok fazla sayıda tüketmek lazım. Yani fermente gıdalar mutlaka olmazsa olmaz. Bağırsak Şey, mikrobiyotası. SIBO olduğunda hani ya da histamin diyetinde olduğunda işte dokunuyor diye O farklı şimdi SIBO bambaşka bir tablo. SIBO ince bağırsakla alakalı. Biz hep kalın bağırsağı konuştuk. Hastalıkları değerlendirirken mide ince bağırsak, kalın bağırsak diye böyle şey lazım. İnce bağırsakta bakteri yoktur. Hiç yoktur. Olmaması gerekir. Orada maksimum 1000 kadar bakteri vardır ince bağırsakta. Onlar da bizim gıdaların emilimi için bizle simbiyotik bir hayat yaşarlar. Eğer 1000'in üzerine çıkıyorsa burada bakteri aşırı çoğalması SIBO olur. SIBO'da da SIBO'yu tedavi edene kadar evet fermente gıda ve liflileri önermiyoruz. Yani hastalıkları şimdi trilyonlarca bakteri olan kalın bağırsağımız. Gayıta nakli yaptığımız yer kalın bağırsağımız. Bağırsağı yıkadığımız yer kalın bağırsağımız. Ama arada 3-5 metre bir ince bağırsağımız var. Ve ince bağırsağımız normalde bakterileri 90 dakikada bir kalın bağırsağı süpürür. İçindeki her şeyi, gıdayı da emilim yaptıktan sonra. Fakat burada bakteriler bir şekilde kolonize olduysa, binin üzerine çıktıysa, iyi kötü fark etmiyor. Burada ne yoğurt yiyebilirsiniz, şişirir, ne fermente ürünü yiyebilirsiniz, ne probiyotik kullanabilirsiniz. Bunlar sizi rahatsız eder. SIBO ayrı bir olaydır. Onun tedavi edilmesi gerekir. Yani orada işte low FODMAP dediğimiz lifsiz gıda.
tercih ediyoruz? Hangi lifsiz? Çözünemeyen lifleri diyetten çıkartıyoruz. Çünkü çözünemeyen lifler bu bakterilere besin kaynağı oluyor. Onlar bunu yiyip hidrojen, metan oluşturuyorlar. O bizi şişiriyor. Mide boşalması gecikiyor demek ki hastanın belki sorunu o. Ve bir sürü şeyler oluyor. Daha sonra üzerine histamin intoleransı ekleniyor. Histamin intoleransı SIBO'dan da kaynaklanacağı gibi bağırsak bakterilerinde histamin salgılayan disbiyozisi varsa kişinin ondan da kaynaklanıyor. Yani histamin problemi ince bağırsaktan da kalın bağırsaktan da kaynaklanabilir. O yüzden böyle de anlattık böyle. Tabii ben SIBO'yu hep hiç düşünmeden kalın bağırsak konuştuğumuz için, kalın bağırsak sağlık olduğu için. Ama SIBO apayrı bir konu. Onu ayrıca değerlendirmek, konuşmak gerekiyor. Tabii ki fermente gıdaları Liken skleroziste gayta nakli kullanılabilir mi, ne düşünüyorsunuz diye cevabını merak ediyormuş. Kaydedeceğim. skleroziste bir otoimmün hastalık bildiğim kadarıyla. Cildi tutan bir durum. Onunla ilgili yayınları çok detaylı bilmiyorum. Cilt mikrobiyotasındaki bozukluk da buna neden oluyor olabilir mi? Fakat otoimmün hastalıkların hepsinde olduğu gibi mutlaka gayet nakdinin faydası olabilir. Ama dediğim gibi önce mikrobiyom analizi, ben bundan fayda görür müyüm deyip mikrobiyom analizi yaptırıp ona göre harekete geçmek lazım. Yani biz şimdi bireysel sedefte öneri ya da başka şeylerde öneri diye soruyorsunuz ama binlerce mikrobiyom içinde hani her birinizdeki başka bir patojen ya da iyileştirici etken olabilir. O yüzden bireysel şeylerde çözümde bağırsakta saklı kısımlarında Didem hocama başvurabilirsiniz, öyle diyeceğim. İngiliz karbonatı kullanımı hakkında bilgi soran son takipçimizin de cevaplayalım. İngiliz karbonatını ne için kullanmak istiyor? Kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz? Hani önerir misiniz diye soruyor. Yani vücudu İngiliz karbonatının direkt bağırsakla bir şeyi yok. Beslenmeden hani muhtemelen, ama ben önermiyorum. pH'ını yükseltmek adına önerenler var. Ama orada da dengeyi sağlamak çok zor. Artı bu tür şeyler, mide asitini hangi zamanda alacağınız çok önemli. Eğer beslenmeyle çok uzak zamanlarda olmalı. Çünkü mide asitini bloke edeceği için yeterli bir sindirime ve başka gastrointestinal sistem problemlerine yol açabilir. Benim de bildiğim, önerdiğim bir yöntem değil alkalileştirmek için şeyi. Didem hocam, kandidayı da genel böyle küçük bir değinirseniz, başka size süre bayağı şey yaptı. Kandida zaten bizim vücudumuzda olan bir şey, mantar türü. Kandida albicans özellikle. Hani başta saydım, mantar aynı bizim hücrelerimiz gibi çekirdeği olan, organelleri olan, aynı bitki hayvan hücresi gibi şeyler, mikroorganizmalar. Zaten bakterinin, bağırsağın kendi ekosistemi içerisinde var. Yani saydık, işte virüsler var, arkeler var, bakteriler var, mantarlar var ve parazitler var. Bunların hepsi bizim ekosistemimiz içine, normal bir bağırsakta var. Ne zaman problem oluşuyor? Normalden fazla, aşırı arttıkları zaman. İşte o mantarları artıran sebep neyse, sizin aşırı karbonhidratlı beslenmeniz, aşırı şekerli beslenmeniz mi acaba? Yani veya kullandığınız antibiyotikler sonrası bir disbiyozis mi dominant hale geldi? Sonuçta bütün yolda, yani bu ince bağırsakta da kalın bağırsakta da olabilir. Tek kandidayı suçlamak doğru değil. Olaya disbiyozis olarak bakmak lazım. Yani mikrobiyota denge bozukluğu olarak bakmak lazım. Ve burada da işte diyet, fermente ürünler, sağlıklı stres kontrolü, bunlarla zaten tedavi. Kandidayı hiçbir zaman ayrı bir yere koymam ben. Çünkü ayrı bir tedaviye ihtiyacı yok. O disbiyozisin içerisinde dominant hale geldiyse çare yine aynı. Yine stres Denge bozulması. kontrolü, beslenme düzelmesi, çözemediğiniz yerde işte probiyotiklerle zenginleştirilmiş gayta nakli belki. Ama kandida çok bir moda oldu ama hiçbir zaman gerçek, sen de biliyorsun, kandida enfeksiyonları çok ciddi
yol açan çok ciddi, tedavisi zor bir durumdur. Ama bağırsakta dominant hale gelmesi sadece beslenme ve doğru şeyleri yapmakla kontrol altına Ya alınabilir. vajinal kandidiyazisi de hani ciltte de bizim hani akciğerde de kandida çok olmaz ama aktinom çes falan olur hani direnci düşük hastalarda. Şey gibi sanki fırsatçı böyle ne zamanki güvenlik sistemleri bozuldu o zaman sanki mantarlar meydanı boş Tabii. bulur gibi diye ben hep böyle bir slide vardı mikrobiyoloji hocamızın. Bakteriler ne zaman güçsüz mantar kandida bu meydan bana kaldı diye çıkar hani. Kullanımı sonrasında genital vajinal kandidiyaz özellikle hani ben bağırsağı hep düşünerek şey yapıyorum. Orada da mesela probiyotik kullanımıyla çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Bağırsak için probiyotik artı beslenmeyle düzeltilebilir diye düşünüyorum. Çözülemediği yerde de nakil düşünülür belki. Ama bana o kadar çok bende kandida var diye gelen gayta mikrobiyom analizi geldi ki ben hiçbirinde gaytayı bulamadım. Yani evet disbiyozisi var, başka şey var ama o kadar inanmışlar. Çok nadirdir kandidayı biz dominant olarak gördüğümüz genel o disbiyozisinde. Ama toplumda çok yaygın bir algı var kandida için. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Vaktini ayırdın. Bu sağ akşam bize teşekkür ediyor takipçilerim de. Sözün özü bağırsaklarımıza, mikrobiyomumuza sahip çıkalım. Dengeli hepsinde tadını kaçırmadan hayatımızın bir nefes olduğunu da hep bilelim, fark edelim inşallah. tabii kimi beslediğimizi düşünerek yiyelim. Yani o içimizde bir dünya var ve onların sağlıklı olması bizim sağlığımız için çok önemli. O yüzden mutlaka sağlıklı beslenmek gerekiyor. Evet, mevsiminde temiz sağlık. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum katılan tüm herkese. Didemciğim çok teşekkürler. Sağ Çok olasın. ben Hoşça kal. hoşça kal. Kaydedeceğim ben. Hoşça kalın.